Bu videoda nükleofilliğin ve bazikliğin karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Yani nükleofil olma ve baz olma arasındaki fark diyebiliriz. Şöyle yazalım. Aralarındaki fark bir bakıma muğlak. Fakat aslında gayet büyük bir fark. Bunu ilk kez öğrenirken bana biraz kafa karıştırıcı gelmişti. Esen 2 tepkimelerinde elimizde fazladan elektronu olan bir nükleofil olur ve negatif yükü vardır. Belki bir metil karbonumuz vardır. Hemen çizelim. Düzlemde arkada bulunan ve bize dönük olan hidrojenler de olsun. Üstünde de bir hidrojen var. Ardından burada ayrılan bir grup var. SN2 tepkimesinde nükleofil bu elektronu karbona verecektir. Karbonun kısmi pozitif yükü ayrılan grubun kısmi negatif yükü vardır. Çünkü daha elektronegatif olmaya meyillidir. Bu elektron buradaki karbona verilmişti karbon bunu aldığında veya bununla eş zamanlı olarak bu elektronegatif olan ayrılan grup bu elektronu karbondan tamamen alabilecektir. İşlem tamamlandıktan sonra durum böyle görünür. Metil karbonumuz var. Arkada, önde ve yukarıda hidrojenlerimiz var. Ayrılan grup ayrıldı. Zaten bu elektronu vardı. Fakat şimdi bu mor renkte elektronu da aldı. Yani artık negatif yüklü. Nükleofil de buradaki elektronu verdi. Yani şimdi karbona bağlı. Evet bu nükleofil olarak hareket ediyor. Yani çekirdeklere bayılıyor ve fazla elektronunu veriyor. Fakat aynı zamanda Lewis bazı olarak da hareket ediyor. Lewis bazı en genel olan baz türü. Yani çoğu baz örneğini kapsıyor. Lewis bazı elektron vericisi demektir. Burada olan da tam olarak budur. Bu nükleofil karbona elektron veriyor. Yani Lewis bazı olarak hareket ediyor. Bunu ilk gördüğünüzde şöyle bir şey sorabilirsiniz. Kimyacılar niçin nükleofil gibi bir şeyi tanımlamakta uğraşma zahmetine giriyorlar ki? Niçin buna sadece baz demiyorlar? Niçin nükleofil olma ve baz olma gibi iki farklı kavram var? Aradaki fark şu. Nükleofil olmak kinetik bir kavramdır. Yani maddenin tepkimede ne kadar hızlı olduğunu belirtir. Bir nevi tepkime için ne kadar az ilave enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtir. Yani bir şey nükleofil olma konusunda ise tepkimeye girme konusunda iyidir. Nükleofil kavramı tepkimenin öncesi ve sonrasında tepkimeye girenlerin ne kadar kararlı veya kararsız olduğuna dair bir şey ifade etmez. Yalnızca birbirleriyle tepkimeye girmede iyi olduklarını söyler bassa termodinamik bir kavramdır. Bu kavram bize tepkimeye girenlerin veya ürünlerin ne kadar kararlı olduğunu söyler. Yani bir maddenin ne kadar şiddetle tepkimeye girmek istediğini belirtir. Flörür örneğini düşünelim. Flörün 7 değerlik elektronu vardır ve bir tane daha kapınca flörür olur. Florür baziktir, yani iyodürden daha baziktir diyebiliriz. Fakat protik bir çözeltide daha az nükleofiliktir protik çözelti derken hidrojen protonlarının bulunduğu çözeltiyi kastediyoruz. Bunun sebebi florürün iyodür iyonundan daha fazla olacak şekilde karbonya da hidrojen protonuyla bağ kurmak istemesidir. Florür böyle bir bağ yapsaydı iyodür iyonunun yapacağı bağdan daha kuvvetli olurdu. Florür iyonu bu formda aslında iyodürden daha az kararlıdır proton alsaydı ya da elektronunu verseydi daha mutlu fakat daha az nükleofilik olurdu. Yani protik çözeltide daha kötü tepkimeye girerdi. Daha az nükleofilik olmasının sebebi ise diğer şeylerin onun tepkimeye girmesine engel olmasıdır. Flörü iyi bir nükleofil yapan şey çok küçük bir iyon olmasıdır. Buradaki elektron bulutu çok sıkıdır. Bu da sudaki hidrojenlerin etrafta çok sıkı bir kabuk oluşturmasına olanak sağlar. Bunların hepsinin kısmi pozitif yükü vardır. Yani negatif iyona ilgi duyarlar. Flörür iyonunu koruyan oldukça sıkı bir kabuk oluşturarak protik çözeltide tepkimeye girmesini zorlaştırırlar. Tepkimeye girebilseydi iyodür iyonundan daha kuvvetli bir bağ yapardı. İşte buradaki büyük fark bu. Baziklik söz konusu olduğunda çözücünün ne olduğu fark etmez. Baziklik molekülün veya iyon atomunun termodinamik bir özelliğidir. Saf bazikliğe bakacak olursak buraya önce hidroksit yazalım. Normalde bu sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi bir şeydir. Fakat su gibi bir maddenin içinde bunu çözündürdüğünüzde sodyum ve hidroksit ayrılır ve hidroksit elektron vermek isteyen baz işlevi görür. Hidroksit florürden çok daha güçlü bir bazdır. O da klorürden daha güçlüdür. O da bromürden daha güçlüdür. O da iyodürden daha güçlüdür. Farkı görmek için nükleofilikliğe bakacak olursak çözücünün önemli olduğunu görürdük. Çünkü çözücü bir şeyin ne kadar iyi tepkimeye gireceğine etki edecektir. Nükleofiliklikte protik ve Aprotik çözelti arasında fark vardır. Protik çözeltide en iyi nükleofil olan iyodürdür. Çünkü hidrojen bağları tarafından o kadar engellenmez. Sıkı bir kabuğu yoktur. Büyük bir molekül bulutuna sahiptir. Hatta bazı insanlar onun bir tür yumuşaklığı olduğunu düşünür. Bulutun karbona doğru çekebileceği polarize olabilme özelliği vardır. Yani bu durumda iyodür, hidroksitten o da florürden daha iyi bir nükleofildir. Ama aprotik çözeltide çözücüyle olan etkileşimler birdenbire önemini yitirdiğinde işler değişir. Bu durumda baziklik önemli hale gelir. Aprotik bir çözeltide baziklik ve nükleofiliklik birbiriyle ilişkilidir. Buraya bir yıldız işareti koyacağım çünkü nükleofil olmanın henüz bahsetmediğim bir diğer yanı da var. Ona birazdan değineceğim. Böylesi bir durumda hidroksit florürden daha iyi tepkimeye girer. O da iyodürden daha iyi tepkimeye girer. Her iki durumda da hidroksitin gayet iyi bir nükleofil olmasının sebebi fazladan bir elektrona sahip olmasıdır. Şu şekilde çizelim evet. Protonun ayrıldığı veya elektronun protondan alındığı bir su molekülü hayal edin. Normalde iki çift olurdu fakat şimdi üç çiftimiz var. Bu oksijenin şöyle yedi değerlik elektronu var. Nötr oksijenden bir fazla yani negatif yüke sahip. Evet, negatif yük veren fazladan bir elektrona zaten sahip. Ama aynı zamanda oksijen hidrojenden daha elektronegatiftir. Yani bu elemanı da işe biraz dahil edebilir. O yüzden buradaki çok bazik bir moleküldür. Su gibi protik ortamdan bir miktar müdahale gelse bile yine de flörürden daha iyi bir nükleofille karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz çözücüyü denklemden çıkarırsak buradaki çok güçlü bir bazdır. O yüzden de çok çok iyi bir nükleofil olacaktır. Nükleofilikliğin bir özelliğinden daha bahsedelim. Nükleofilik olmak bir maddenin ne kadar iyi tepkimeye girdiğini belirtiyordu. Burada bir molekül olduğunu hayal edelim. İki hidroksit molekülümüz olsun. Bir tanesi normal olsun. Diğerine ise bir sürü şey bağlanmış olsun. Kocaman bir zincir çizerim işte böyle. Bu iki moleküle bakıp hangisinin daha iyi bir nükleofil olacağını tahmin etmeden önce şunu hatırlamalıyız. Nükleofilik olma bir maddenin ne kadar iyi tepkimeye girdiğini belirtir. Bunun etrafında büyük bir molekül var, değil mi? Yukarıdaki duruma bakarsak tepkimeye girmesi çok zor olacaktır. Karbonla ilgili sterik engelden bahsetmiştik. Fakat nükleofiliklik açısından konuşmamıştık. Buradaki nükleofilde bu fazladan elektronun hedef çekirdeğe ulaşması zor olabilir. Çünkü engellenecektir. Bu durumda ise çok daha kolay olacaktır. Hatta bu oksijenler birbiriyle neredeyse tamamen eş değer olsa bile bu durum değişmez. Buradaki çok daha küçük bir moleküldür. Daha az engellenecektir ve tepkimeye girişi daha kolay olacaktır. Yani bu daha iyi bir nükleofildir. Tam da bu yüzden Aprotik bir çözeltide baziklik ve nükleofilikliğin tamamen ilişkili olduğunu söylemekten kaçındım. Çünkü nükleofiliklikte sterik engeli de düşünmek lazım. Yani nükleofil tepkimeye girmesini engelleyecek bir molekülün parçası mı ona bakmak lazım. Güçlü baz olsa da eğer bağ yaparsa çok kuvvetli olacaktır. Yani hatırlamamız gereken esas şey bunların farklı kavramlar olduğu nükleofilik olma, tepkimeye girmede ne kadar iyi olunduğunu söyler. Ortaya çıkan bağdan bahsetmez. Baziklik, bağın ne kadar iyi olduğunu belirtir. Maddenin ne kadar şiddetli bir şekilde bağ kurmak istediğini söyler. Fakat tepkimeye girmede ne kadar iyi olduğunu söylemez.